kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere farklı bir tığ işi modeli göstermek istiyorum. Malzemelerim Nako saten yünü, bir de 2 milimlik tığım var. Modele zincir çekerek başlıyoruz. Modelin zincir sayısı 7'nin katları artı 1 şeklinde olması gerekir. Bu yüzden ben size modeli göstermek için 15 zincir çekerek modelime başlıyorum. Zincir çektim. Şimdi geriye dönüyorum. Bakın, geriye döndüğümde bir zinciri atlıyorum. İkinci zincire batarak ipimi aldım. Sık iğne. Yine hemen yanındaki bir sonraki zincire battım. İpimi aldım. Sık iğne. Sıra sonuna kadar her tepeye batarak bir sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna geldim. İlk sıram hazır. Birinci sıram sık iğne. Her tepeden bir sık iğne. İkinci sıraya başlamak için 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Döndüm. Şimdi bakın, bundan sonra ipimi bir kez tığıma doladım. Her tepeye batarak tek dolamalı üçlü trabzan yapıyorum. Hemen buraya değil, bir sonrakine battım. 1, 2, 3 seferde çıktım. Bir kez doladım. Yine sıradaki tepeye battım. 1, 2, 3 seferde çıktım. Yine bakın, ipimi doladım. Bir sonraki tepeye battım. Yine 1, 2, 3 seferde çıktım. İpimi doladım. Sıradaki tepenin her iki ipinin içine battım. İpimi aldım. 1, 2, 3 seferde çıktım. Tek dolamayla üçlü trabzan yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Sıra sonuna geldim. Bakın, burası benim son tepem. Buraya da batarak 3 seferde bir üçlü trabzan yaptım. İkinci sıram da hazır. Şimdi bir zincir çektim, döndüm. Hemen döndükten sonra dipteki tepeye battım. Bir sık iğne. Üçüncü sıraya başladım. Şimdi üçüncü sırada 7 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. 7 zinciri çektikten sonra sayıyorum tepeleri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. tepenin içine battım. İpimi aldım. Sık iğne ile bağladım. Yine bakın, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Yine bakın, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. tepeye battım. Sık iğne ile bağladım. 2 kafes oluşturdum buraya. 3. sıramı da tamamladım. Şimdi 4. sıraya çıkmak için bakın, 1, 2, 3 zincir çektim, döndüm. 4. sırada bu kafeslerin içine üçlü trabzan yapıyorum. Bir kez doladım. İpimi aldım. 3 seferde çıktım. Doladım. Yine 3 seferde çıktım. Doladım. 1, 2, 3 seferde çıktım. Başlangıçtaki 3 zincirle birlikte 1, 2, 3, 4 üçlü trabzan yaptım. Araya 1, 2, 3 zincir çektim. İpimi doladım. Aynı kafesin içine, boşluğun içine 4 üçlü trabzan daha yapıyorum. 1, 2,
3 4 Bu hazır. İpimi doladım. Bir sonraki kafesin içine yine 4 üçlü trabzan. 1 2 3 seferde çıkıyorum. Tek dolamayla üçlü trabzan yapıyorum. 2 3 1 2 3 4 üçlü trabzanım hazır. Araya 1 2 3 zincir çektim. İpimi doladım. Şimdi bu tarafa da yine aynı kafesin içine 4 üçlü trabzan yapıyorum. Tek dolamalı 4 üçlü trabzan. Bu da hazır. Dördüncü sıramı da tamamladım. Şimdi beşinci sırama başlamak için bakın. 1, 2, 3, 4 zincir çektim, döndüm. Hemen şuradaki trabzanların arasındaki boşluğa battım, ipimi aldım, sık iğne. Şimdi bu tepelerin içine 20 zincirle yapraklar yapacağım. 20 zincir çekiyorum. 20 zincir çektim. Şimdi 20 zincir çektikten sonra tekrar şöyle katlayarak aynı yere battım, ipimi aldım, sık iğneyle bağladım. Aynı şekilde yine 20 zincir çekiyorum. Çektim. Bakın yine aynı yere battım, ipimi aldım, sık iğne. 2 oldu. Yine 20 zincir çekiyorum. Çektim. Aynı yere döndüm. İpimi aldım, sık iğne. 3 tane yaprak yaptım, zincirli yaprak. Şimdi 3 zincir çekiyorum. 1 2 3 3 zincir çektikten sonra şuradaki trabzanların arasındaki boşluğa batıyorum, sık iğne. Yine 1 2 3 zincir çektim. Şimdi tepeye, yani şu araya battım, sık iğne. Şimdi bu tepeye de aynı bu şekilde 20 zincir çekerek 3 sefer 3 yaprak yapıyorum. Şimdi buraya yine bakın 1 2 3 zincir çektim. Hemen kenara battım, sık iğne ile birleştirdim. 5. sıramı da tamamladım. Şimdi 6. sıraya çıkmak için 11 zincir çekiyorum. 4 5 6 7 8 9 10 11 Döndüm. Bakın döndüm. Şu şekilde şuradaki ilk yaprağımın içine battım, ipimi aldım, sık iğne. Araya bir zincir çektim. Yine ikinci yaprağımın içine battım, ipimi aldım, sık iğne. Araya bir zincir çektim. Üçüncü yaprağımın içine battım, ipimi aldım, sık iğne. Bunları birleştirdim. Şimdi araya bir, iki zincir çekiyorum. Yine sıradaki yaprağımı alıyorum, sık iğne. Bir zincir çektim. Bir sonraki yaprağıma battım, sık iğne. Bir zincir çektim.
Bir sonraki yaprağıma battım. Sık iğne. Şimdi bu kenara bağlamak için tığıma ipi 5 kez doluyorum. 3, 4, 5. Tam köşeye batıyorum. İpimi aldım. 6 seferde çıkıyorum. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 seferde yukarıya çıktım. Bir zincir çektim, döndüm. Modelimin sıraları tamam. Şimdi bundan sonra tekrar ediyorum. Bakın, bir sıra sık iğne yapacağım. Peki bu sık iğneyi nasıl yapıyorum? Döndükten sonra hemen şuradaki ilk tepeye batıyorum. Sık iğne. Yanındaki tepeye batıyorum. Sık iğne. Şurada yaprakların arasına batıyorum. Sık iğne. Tepesine batıyorum. Sık iğne. Yine bir araya batıyorum. Sık iğne. Bir tepeye batıyorum. Sık iğne. Şimdi buradaki araya geldim. İki çiçek arasına, desen arasına. Buraya çift sık iğne yapıyorum. 1, 2. Yine bakın, yaprağın tepesine sık iğne. Şurada araya bir sık iğne. Bir tepeye sık iğne. Bir araya sık iğne. Yine bir tepeye sık iğne. Bir de bu kenardaki araya sık iğne yaparak ilk sıramı tamamladım. Yine 3 zincirle ikinci sıramı başlamak üzere üste çıkıyorum. Aynı şekilde bakın, ipimi doluyorum. Hemen buraya değil, şuraya batarak tek dolamalı üçlü trabzan yapıyorum. Her tepeye bir tane. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyor. Evet, ikinci sıram da hazır. Bu şekilde devam ediyorum ikinci desene. Tekrar bu 7 zincirli kafesleri yapıyorum. Sonra bu aradaki sırayı yapıyorum ve desenimizi bu şekilde devam ediyorum. Çok farklı, çok değişik bir model. Umarım modelimi beğenmişsinizdir. Bu şekilde örerek bakın ikinci sırasını, şöyle parçamız ilerliyor. Yine buradan bu yaprakları toplayarak yine ikinci sırayı tamamlayıp 3'e devam ediyoruz. Bu şekilde altı da bırakabilirsiniz. Bakın püskül şeklinde de bırakabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugünkü modelim bu. Umarım modelimi ve videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, bildirimleri açmayı ve videolarımı paylaşmayı unutmayınız. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi günler, sağlıcakla kalın.